Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki katlı integrallerde düzlem alanlarının hesabını yapacağız. Şimdi bize bir iki katlı integral verdiği zaman eğer ki integralini aldığımız fonksiyon bir şeklinde yani sabit bir fonksiyon ve değeri 1'e eşit f(x)y fonksiyonu 1 alırsak o zaman şuradaki d bölgesinin alanını hesaplamış olacağız. Yani eğer ki biz buradan d'ye dx, x burada a'dan b'ye, y de nereden nereye gidiyor? Y eşittir sıfırdan y eşittir h(x) fonksiyonuna gidiyor. 1 dy dx dersek işte buradaki d bölgesinin alanını hesaplamış oluyoruz. Bir örnek yapalım şimdi. Y eşittir 2x eksi 4 ve y kare eşittir 2x. Eğrilerinin sınır adı düzlem. Yani sınır adı düzlemsel bölgenin alanını bulacağız. İki katlı integralle. Şimdi öncelikle burada y eşittir 2x eksi 4'ü çizelim. Şimdi bunu çizmek için eksenleri kestiği noktaları belirliyorum. Bakın burada x'e 0 verdim. X'e 0 verdiğimizde y nedir? Eksi 4. Y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verdik. Y'ye 0 verirsek bakın 2x eksi 4 eşittir 0 gelecek. X de buradan ne gelecektir? 2. Demek ki bir kere şu doğruyu çizmem için diyorum ki bu eksi 4'e y eksi 4'te x'i de 2 noktasında kesen bir doğru. Bu doğruyu çizdim. Şimdi y kare eşittir 4x eğrisini çizelim. Şimdi y kare eşittir 4x'te burada bakıyoruz. İki tane y değeri için aynı x değeri var. Yani sağa doğru yatık bir parabol aslında bu. Hani biz hep eşittir y eşittir x biz hep y eşittir x kareli grafiklerini öğrenmiştik. Yukarı aşağı doğru. Bu da x kare eşittir y kare eşittir 4x diyoruz. Daha sonra bunun grafiğini çizdiğim zaman bir kere 0 0 noktasından geçiyor. Daha sonra diyorum ki x'e 1 vereyim. Y'si kaç olur? Bakın x'e 1 verdik. Parabol için. X'e 1 verdik. O zaman y kare ne olacaktır? 4. Bu durumda x 1 iken y ya 2'dir ya da eksi 2'dir. O zaman diyorum ki x'e 1 1 noktası için şurası olsun mesela. Şurası 1'e 2 ve eksi 2'den geçen parabolü çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra şimdi baktığım zaman bu bölge düzgün bölgeleri ayırıyorduk. Yani x'e mi göre mi düzgün, y'ye göre mi düzgün? Şimdi bunu inceleyelim. Baktığım zaman x'e böyle doğru x eksenine dik doğrular çiziyorum. Bakın burada bu yukarıdaki parabolden aşağı parabolün aşağıdaki kanadına geliyoruz. Bu şekilde geliyoruz. Peki şu noktadan sonra bakın şuradaki noktadan sonra artık parabolden doğruya geliyoruz. Yani burada iki tane düzgün bölge var. X'e göre ayırırsam. O zaman ben diyorum ki Y'ye göre ayırayım. Y'ye göre bakalım. Y'ye göre doğruları çiziyoruz. Y'ye dik doğrular. Her zaman bölge içinde 2x eksi 4 doğrusundan y kare eşittir 2x paraboline gidiyoruz. O zaman bu y'ye göre düzgün bölge. Ben diyorum ki bunu y'ye göre hesaplayayım. O zaman y'ye göre hangi noktalarda kesişiyorlar? Yani bölgenin y'ye göre sınırlarını belirleyeceğim. Yani bölgenin y'ye göre sınırı derken şu noktadan geçen doğru ve şu noktadan geçen doğru için şuradaki y değerlerini bulacağız. Yani bu ikisinin kesiştiği y değerlerini bulacağız. O zaman diyorum ki y değerlerini bulmak için ne yapalım? X'leri eşitleyelim ki y'ye bağlı denklemler bulalım. Buradan y değerlerini çekelim. Şimdi burada y eşittir 2x eksi 4. Eksi 4'ü bu tarafa artı 4 olarak gönderdim. Buradan y artı 4. Y artı 4 eşittir 2x oldu. Bir de her tarafa bakın 2'ye bölüyorum. Burayı da. Burayı da. 2'ye bölüyorum. X'i yalnız bırakmış oluyorum. Buradaki x neymiş? Y artı 4 bölü 2. Şimdi buraya geliyorum. Y kare eşittir 4x. Burada x'i yalnız bırakırsam her tarafı neye bölüyorum? Bakın her tarafı 4'e bölüyorum. Buradan da x ne gelecektir? Y kare bölü 4. Şimdi bu kesiştikleri noktaların
Kesiştikleri noktaların yaylarını hesaplıyoruz bu denklemi çözerek. Şimdi diyorum ki y artı 4 bölü 2 eşittir y kare bölü 4'te. Buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ne gelecektir? 4y artı 16 2 y kare gelecektir. Ondan sonra hepsini şu tarafa gönderiyorum. Eksi 16 olarak geçsin. Eksi 4y olarak geçsin. Yani burası 2y kare eksi 4y. Eksi 16 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. 2y'ye y. Eksi 8'e 2 diye ayırdım. Bu şekilde ayırdıktan sonra ne yapıyorduk? Çapraz bir şekilde kontrol ediyorduk. Yani çarpalım. Şu ikisini çarpıyorum bakın. Ne bulacağım? 4y. Sonra şuraya kontrol ediyorum. Yani çarpıyorum. Eksi 8 ile y'yi çarptım. Eksi 8y. Şimdi bu çarpımları topladığım zaman ortadaki terimi veriyorsa doğrudur. Çarpanlarını doğru ayırmışım diyorum. Eksi 8y ile artı 4y'yi topladım. Eksi 4y. Demek ki doğru bir şekilde ayırmışım. Ve diyorduk ki biz bu şekilde ayırıyoruz. Ama çarpanlarını ayırınca karşısındakine göre çapraz kontrol edip karşısındakine göre yazıyoruz. Yani 2y eksi 4 çarpı y artı 2 diye çarpanlarını ayırıldı. Şimdi o zaman bu ifadeyi sıfır yapan değerler ya 4'tür ya eksi 2'dir. Demek ki diyeceğim ki 1, 4 noktasında bunlar kesişiyor. Şurası 4 noktası. Şu noktada eksi 2 noktası diyeceğim. Demek ki y eksi 2'den 4'e gidecekmiş. Şimdi devam ediyorum. Şuradan devam edelim. Y'ye göre düzgün bölgeledik. Eksi 2'den 4'e. Peki x nereden nereye gidiyor diye baktığımız zaman şu bölge için bakıyorum. X nereden nereye gidiyor? Öncelikle aşağıda yani şuradaki yukarıdaki değeri x'in neydi? Şu doğrunun denklemi x'e göre 4 artı y bölü 2 idi. Peki x'in küçük olan tarafında yani aşağı sınıra yazacağımız denklem ise x eşittir neydi? Y kare bölü 4'tü. Alanı sorduğumuz için fonksiyonu 1 seçiyoruz. Dx, dy. Çünkü y bölgesine göre bölgeyi belirlemiştik. Şimdi buradan zaten 1 geleceği için direkt x gelecek. Sınırları yazdığım zaman 4 artı y bölü 2 eksi y kare bölü 4 dy diye bir şekilde bu integralimiz olacak. Şimdi o zaman biz şöyle diyelim. Şunu biraz daha düzenleyeyim ben şurada. Eşittir diyeyim. Eksi 2'den 4'e. Şimdi şu bölü 2'yi ayırıyorum. 4 bölü 2'den 2 artı y bölü 2. Pardon, y bölü 2 gelecek burası. Buradan da eksi y kare bölü 4 diyeceğiz. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi 2'nin integrali 2y'dir. Y'nin integrali y kare bölü 2'dir. Bir de bölü 2'miz olduğu için y kare bölü 4. Y karenin integrali y üzeri 3 bölü 3'tür. Yani y üzeri 3 bölü 12. Nereden nereye? Eksi 2'den 4'e diyoruz. Şimdi tabii ki burası bu integralimizi çözdük. Eksi 2'den 4'e değerlerini yerine koyacağız. 4 yazdık ilk başta. 8. 4'ün karesi 16 eksi 4. 4 yazdık. Ne gelecekti burası? 4 kere 4. 16, 16 kere 4. 64 bölü 12. Her tarafta 4'e böldük. 16 bölü 3. Eksi. Eksi 2 değerini yazıyorum. Eksi 4. Eksi 2'nin karesi artı 4. 4'ü 4'e böldüm 1. Eksi 2 değerini yazdım. Bakın. Eksi 8 bölü 12 gelecek. O da eksi ile eksi burada artıya dönüşeceği için artı 2 bölü 3. Daha sonra şurası 12. 12 eksi 16 bölü 3. Eksi. Burası da zaten eksi 3 gelecek. Sonra burayı hesaplıyorum bakın. 12 kere 3 36. 36'dan 16 çıkardım 20 bölü 3. Eksi diyorum. Bir de burayı hesaplayayım. Burada bakın. Ne diyeceğiz? 2 bölü 3 var. 2'den 9'u çıkartacağız. 2 eksi 9 bölü 3. Yani eksi 7 bölü
3 gelecek burası. Burası eksi 7 bölü 3 gelecek. Ben şurayı siliyorum. Şurada tekrardan işlemimizi yapalım. Bakın burası 3 kere 12 36'dan 20, 16 çıkardım. 20 bölü 3 geldi. Eksi diyorum. Burayı da ne bulduk? Bakın 2 kere 3 kere 3 9. 2'den 9 çıkardık. Eksi diyeceğiz. Eksi 7 bölü 3. Yani 27 bölü 3'ten 9 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şuradaki işlemi siliyorum. Burada bir işlem hatası olmuş. Doğru işlemimiz şu olacak. Yani şuradaki parantezi bakın şu şekilde yaptık. Eksi 7 bölü 3 diye yaptık. Daha sonra burada 20 bölü 3. Burası da eksi 7 bölü 3 olduğu için. Buradan ne gelecektir? 27 bölü 3. O da 9 olacaktır. Evet, böylelikle bu konumuzu da bitirmiş olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.